Bir zamanlar çok uzak bir diyarda iyi kalpli bir kralla kraliçesi yaşarmış. Uzun yıllar çocukları olmayan kral ve kraliçe tam umudu kesmişken bir kız çocukları olmuş. Çok sevinen kral ve kraliçe herkesin davet edildiği bir şölen vermiş. Saraydaki şölene 6 iyi peri katılmış. Kral biraz huysuz olan 7. periyi davet etmeyi unutmuş. Perilerden ilk beşi bebek için güzel dileklerde bulunmuş. Tam 6. peri dilek dilemek üzereyken huysuz peri çıka gelmiş davet edilmemesine çok sinirlenmiş. Huysuz peri öfkeyle eline bir çıkrın iğnesi batacak diye bağırmış. Sonra da bir daha konuştuğunu ve güldüğünü kimse duymayacak. Olamaz demiş iyi perilerin sonuncusu. Bu kadar güçlü bir büyüyü bozamam ama yumuşatabilirim. Benim dileğim eline iğne batınca yüz yıl uyumasıdır. Sonra da sağlıklı bir genç kız olarak ayağa kalksın. Kral ve kraliçe çok üzülmüş. Krallığımdaki tüm çıkrıklar yakılacaktır diye emretmiş kral. Böylece prensesin parmağını iğne batmayacak. Prenses büyüyüp bir genç kız olmuş. Prensesin 17. doğum gününde büyük bir balo düzenlenmiş. Baloya periler de katılmış. Herkes huysuz periyi unutmuş. Ertesi gün prenses sarayda daha önce hiç görmediği bir oda bulmuş. Odada yaşlı bir kadın çıkırıkla gün eğiriyormuş. Meğer huysuz peri kılık değiştirmiş. Prenses ne yapıyorsun? diye sormuş. Yaşlı kadın. Gün eğriyorum. Demiş. Prenses elini uzatınca çıkrığın iğnesi eline batmış. Prenses birden derin bir uykuya dalmış. Saraydaki herkes de onunla birlikte uyumuş. İyi periler prensesi yatağına taşımış. Huysuz peri ise ortadan kaybolmuş. Yüzyıl boyunca saraydaki hiçbir şey kıpırdamamış. Sarayın etrafında diğer bir orman büyümüş. Ağaçların tepesinden sadece sarayların çatısı görünüyormuş. İyi periler Yüz yıl boyunca sarayı korumuş. Günlerden bir gün genç bir prens sarayın etrafındaki ormana dalmış. Çatıyı görünce ormanda rastladığı yaşlı bir köylüye sormuş. Efsaneye göre içeride uyuyan bir prenses var ama saraya gidiş yolu yok demiş yaşlı köylü. Prens saraya doğru yürüyünce kendini giriş kapısının önünde bulmuş. Ağaçları iki yana eğilip prensin geçmesine izin vermiş. Prens koşarak merdivenlere çıkmış ve saraya girmiş. Sarayda çıt çıkmıyormuş. Prens uyuyan prensesi bulmuş. Prenses çok güzel görünüyormuş. Prens dayanamamış, prensesi yanağından öpmüş. Prenses gözlerini açmış ve gülümseyerek ''Sonunda geldin'' demiş. Prensesle birlikte saraydaki herkes uyanmış. Kral ''Çok acıktım'' demiş. ''Bu gece muhteşem bir kutlama yapacağız.'' Sonra da prense onları kurtardığı için teşekkür etmiş. Prens ise prensesle evlenmek için izin istemiş. Sarayda büyük bir düğün yapılmış. Hep birlikte sonsuza kadar mutlu yaşamışlar.